Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekliyle, kıyırlığıyla herkesin hazır aldığınızı zannedeceği bisküvi kıyırlığında çok güzel kurabiye tarifim var. Sizin için iki şekilde hazırladım. Üstelik şeklini vermek için pipet ve çatal yeterli. Buyurun hemen tarife geçelim. Karıştırma kabına oda sıcaklığında 150 gram tereyağı alıyorum. Margarinle de yapabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 tane yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 su bardağı da nişasta ekliyorum. Unu eklemeden önce malzemeleri birbirine iyice yedirelim. Ben spatulayla eze eze karıştırıyorum. İsterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Malzemeleri karıştırırken bu arada kameram kapanmış. İyice karıştırdıktan sonra silme bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim ve unun birazını ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Malzeme listesini yine videomun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Aslında bu kurabiyeyi kabartma tozu eklemeden bile yapabilirsiniz. Unun kalitesine göre un miktarı değişebilir. O yüzden mutlaka kontrollü ekleyin. Ben 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı un gidiyor. Hamur ne çok yumuşak ne de çok sert olsun. Yoğurduktan sonra da 4-5 dakika yoğurun. Böyle elinize aldığınızda kolayca şekil alabilsin. Tezgahın üzerine yağlı kağıt serdim. Hamurun yarısını yağlı kağıdın arasında açacağım. Önce şöyle elimle bir bastırdıktan sonra büyük bir merdane ile inceltiyorum. Yağlı kağıt yerine poşet ya da streç de kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 2-3 milim kalınlığında açtım. Kesme aparatıyla yuvarlak şekilde kesiyorum. İsterseniz su bardağı da kullanabilirsiniz. Kestiğim hamurları tepsiye alacağım. Önce kenarlardaki fazlalıkları alıyorum. Hamurları kırmadan tepsiye alalım. Çok ince açarsanız da alırken kırılabilir. Bakın böyle 2-3 milim kalınlığında yeterli olur. Yuvarlak kestiğim kurabiyelere şekil vermek için pipet kullandım. Böyle biraz sert ve geniş ağızlı pipet kullanırsanız daha iyi olur. Hamurun üzerine bastırıp hafif çevirirseniz ortası çıkıyor. Çıkmayanları da tekrar böyle bastırıp çevirdiğinizde yine hamurlar pipetin içinde kalıyor. İçindeki hamurları elinizle çıkartmaya çalışırsanız kurabiyeleriniz bozulur. Dikkat edin. Gerçekten çok kolay oluyor. Pipetin içindeki hamurlar ne oldu derseniz de benim kalın bir şişim var. Onu iyice temizledikten sonra arka kısmıyla pipetin içindeki hamurları ara ara çıkarttım. Yuvarlak kestiğim hamurların yarısını bu şekilde şekillendirdim. Kalanını sade olarak bıraktım. Hamuru iki kere açarak böyle 30 tane yuvarlak şekil elde ettim. Çok az hamurum kaldı. Size fikir olması için ona da farklı bir şekil veriyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp uzun köfte şeklini verdim. Üzerlerine çatalla bu şekilde bastırıyorum. Bu arada
arada fırında 180 dereceye ayarlayıp ısıtmıştım. İlk yaptığım tepsiyi fırına koyuyorum. Kurabiyeleri çok kızartmadan hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. 13 ila 15 dakika arasında pişiyor. Fırına göre pişme süresi değişebilir. İlk tepsi kurabiyeleri pişti. Kenarları hafiften pembeleşti. Bu kadar yeterli. İkinci tepsiyi de koyuyorum. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra son şeklini vermeden önce mutlaka soğutun. Yoksa kurabiyeleri alırken kırılır. Aralarına sürmek için marmelat şeklinde yaptığım ayva reçelini kullanacağım. Siz de istediğiniz reçeli ya da marmelatı kullanabilirsiniz. İsterseniz sürülebilir çikolata kullanın. Çocuklar da çok sever. Kurabiyenin arasına bir tatlı kaşığı kadar reçelimden koyup üzerine de delikli kurabiyemi yerleştirdim. Bakın aralarından reçel çıkınca çok güzel görünüyor. Üzerine koyduğunuz kurabiyeyi böyle birazcık bastırarak çevirin ki aralarından reçel ya da marmelat çıksın. Daha güzel görünsün. Kurabiyelerin ayva reçeli ile uyumu da hem görsellik hem de lezzet olarak çok güzel oldu. Bu arada ayva reçeli tarifimi de birkaç video öncesi paylaşmıştım. Kaçıranlar için videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu yuvarlak kurabiyelerden 15 tane çıktı. Şimdi köfte şeklini verip çatalla şekillendirdiğim kurabiyelerin son şeklini veriyorum. İki kurabiye arasına yine ayva reçelinden koyup üst üste kapatıyorum gördüğünüz gibi. Kurabiyenizi ister bu şekilde bırakın, isterseniz de benim gibi kenarlarını Hindistan cevizine batırın. Hindistan cevizi ile görselliğini bir kat daha artırdım. Bakın pastane kurabiyesi gibi harika oldu. Bu kurabiyelerden de 5 tane yaptım. Siz de istediğiniz kurabiyeden istediğiniz kadar yapın. İnanın pastane kurabiyelerinden daha lezzetli oluyor. Görselliği de pastane kurabiyelerini aratmayacak şekilde. Bisküvi gibi kıyır kıyır harika oluyor. Şöyle bir tanesini de göstereyim. Henüz kanalıma abone değilseniz böyle güzel pratik tarifler için abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böylece videolarım daha çok kişiye ulaşmış olur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.